Hadi gelin, 3 bölü 1 bölü 4 işleminin sonucunun neye eşit olduğunu bir düşünelim. Şimdi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza çözmeyi deneyin. Size bir de ipucu vereyim. Önce 3 tane bütün düşünün. Sonra bunların her birini 4 eşit parçaya, yani 1 bölü 4'lük parçalara bölün. Parçalama işlemini yaptıktan sonra da elinizde toplam kaç parça olacağını bulmaya çalışın. Evet. Şimdi gelin beraber bakalım. Buraya üç tane bütün çizeyim. Bunları elle çizeceğim. O yüzden çok da harika görünmeyebilirler. Bu birincisi olsun. Bu ikinci bütünümüz. Ve üçüncü bütün de işte burada. Şimdi bunları 1 bölü 4'lük parçalara böleceğim. İşte aynen bu şekilde. Birinci bütünümüz 4 eşit parçaya, yani 1 bölü 4'lük parçalara bölünmüş oluyor. İkinciye de aynısını yapıyorum ve 4 tane daha 1 bölü 4'lük parça elde ediyorum. Ve sonra 4 tane daha 1 bölü 4'lük parça da buradan geliyor. Peki ne yaptık? 3 tane bütünümüzün her birini 1 bölü 4'lük parçalara böldük. Bunu yapınca elimizde toplam kaç parça oldu? Bu pek de zor bir soru olmadı sanki, öyle değil mi? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane parça var. Aslında bunları tek tek saymak zorunda da değiliz. Bütünlerin her birinde 4 tane 1 bölü 4'lük parça olduğuna göre, 3 tane bütünde toplam 3 çarpı 4'ten 12 tane 1 bölü 4'lük parça olduğunu bulabiliriz. Yani cevabımız 12. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 3'ü her biri 4'te birlik olan eşit parçalara ayırırsak, 12 tane eşit parça elde ederiz.